Ermenilerden itiraf üstüne itiraf geldi. Önce terörist olduklarını, sonra da korkak olduklarını itiraf ettiler. Yaptıkları itiraflarda aleni şekilde çekiliyoruz dediler. Tabii biz bunları biliyorduk, fakat Ermenistan bunu kendi halkından ve dünyadan gizliyordu. Dünyanın gözü kulağı Türklere ve Müslümanlara kapalı olduğundan onların söylediklerini dinliyorlardı. Yalanlarını daha fazla gizleyemediler ve söylediler. Fakat bu durum Batı'nın gözünde hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü hakkı ve adaleti onlardan beklersek asıl hatayı biz yapmış oluruz. Biz kendi adaletimizi kendimiz sağlayacağız. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kardeşlerim. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki geçici ateşkes, Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarıyla bozulurken, Erivan yönetimi Dağlık Karabağ bölgesinde gerginliği tırmandıracak yeni bir adım attı. Ermenistan, profesyonel bir ordu oluşturmak için yasa tasarısında değişiklik yaptı. Yasayla, para karşılığında savaşacak asker ve teröristleri Karabağ'da Azerbaycan'a karşı savaştırmayı amaçlıyor. Yasa, paralı askerlerin işgal altındaki topraklarda Azerbaycan'a karşı savaşmasını şart koşuyor. Karabağ'ın ayrılıkçı sözde lideri Araik Harutyunyan belgeyi onayladı. Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Ermenistan tarafının Azerbaycan'da olan savaşının özellikle Orta Doğu'dan paralı asker ve teröristleri cezbettiği belirtildi. Azerbaycan, bu konuya ilişkin elindeki verileri resmen açıklamıştı. Ermenistan hükümeti ayrılıkçı rejim aracılığıyla bu yasayı kabul ederek Karabağ Savaşı'na terörist ve paralı askerlerin dahil olduğunu teyit etti. Ayrıca bu yasa dışı faaliyetin gelecekte de devam edeceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu bir operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı. Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde 10 Ekim Cumartesi saat 12'den geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı. Ateşkes üzerinden henüz 24 saat geçmeden Ermenistan ordusu, dün ülkenin ikinci büyük kenti olan Gence'deki sivillerin yerleşim birimine füzeyle saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı başlatan taraf olan ve daha sonra yapılan ateşkesi ihlal eden Ermenistan, her fırsatında sivil halka saldırmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde füze sistemi konuşlandırıldığı belirtildi ve bu füze sisteminin Azerbaycan sivil halkını hedef aldığı aktarıldı. Konuyla ilgili olarak, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve Azerbaycan ordusunun meşru bir askeri hedef olarak füze sistemini etkisiz hale getirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan füze sistemlerinin Gence, Mingaçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivil nüfusu ve altyapıyı hedefliyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'de işlediği savaş suçuna benzer başka bir olayın tekrarını önlemek ve bir füze saldırısını önlemek için önleyici tedbirler aldı. Sonuç olarak, ateşlemeye hazır duruma getirilen operasyonel taktik füze sistemleri, meşru bir askeri hedef olarak tarafımızdan etkisiz hale getirildi ifadelerine yer verildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülke liderlerine Türkiye ve Azerbaycan'ı şikayet etmeye devam ediyor. Paşinyan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi arayarak Türkiye-Azerbaycan saldırganlığının bölgede devam ettiğini iddia etti ve Azerbaycan insani ateşkese uymuyor yalanını ortaya attı. Öte yandan Reuters'a da konuşan Paşinyan, Türkiye'yi ateşkesi sabote etmekle suçlayarak Dağlık Karabağ'daki askeri harekatın durdurulması ancak Türkiye tutumunu değiştirirse mümkün olur, dedi. Saçma açıklamalarına devam eden Ermenistan lideri, Türkiye'nin Azerbaycan'a talimat verdiğini iddia ederek, Türkiye, Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı ve yine Libya, Suriye veya Irak'ta yürüttüğü politikayı sürdürmek için Güney Kafkasya'ya geldi. Bu yayılmacı bir politikadır, dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 14 Ekim yerel saatte 01 civarında Ermenistan'ın Gence,
Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı balistik füzelerle hedeflediği belirtildi. Açıklamada Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki pozisyonundan Rusya'nın memnun olmadığını söyleyen Lavrov, Türkiye'nin Karabağ'daki adımları Suriye'deki gibi şeffaf olmalı. Karabağ sorununda askeri çözüm kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan-Ermenistan ateşkesine rağmen devam eden çatışmalara ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bence Karabağ'daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur. Fakat kararı vermek Bakü ve Erivan'a kalmış," dedi. Lavrov, Türkiye'nin Karabağ'daki tutumuyla ilgili olaraksa, "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman Türkiye, Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi. Türkiye bizim partnerimiz," sözlerine yer verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış görüşmeleri çağrısını kabul eden Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes müzakereleri için Moskova'da bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan masaya oturmuştu. Ateşkes görüşmelerine Azerbaycan istediği halde Türkiye'ye davet edilmemişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Minsk grubunda bu bölgede uzaklarda olup hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki güçleri de tesirleri de olsun. Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden görüşmelere dahil olmasın? Batı'da Türkiye'nin sözü çok büyüktür. Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye'de, Libya'da. Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır ifadelerini kullanmıştı. Ermenistan ordusu dün gece işgal altındaki Kelbecer bölgesine birden fazla operasyonel taktik balistik füze kompleksi konuşlandırmıştı. Daha önce Gence ve Mingeçevir'i hedef alan füze saldırıları da bu tür komplekslerle düzenlenmişti. Ermenistan'ın ateşlemeye hazır duruma getirdiği füze sistemleri ise ateşlenmeden önce Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından imha edilmişti. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Azerbaycan Hava Kuvvetleri Karargah Komutanı İkram Eliyev, "Dünkü balistik füze sistemi imha edilmeseydi füze Bakü'ye ulaşabilirdi," dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla meşru bir askeri hedef olarak füze sistemini etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ermenistan füze sistemlerinin Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivil nüfusu ve altyapıyı hedefliyor. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'de işlediği savaş suçuna benzer başka bir olayın tekrarını önlemek ve bir füze saldırısını önlemek için önleyici tedbirler aldı. Sonuç olarak ateşlemeye hazır duruma getirilen operasyonel taktik füze sistemleri meşru bir askeri hedef olarak tarafımızdan etkisiz hale getirildi ifadelerine yer verilmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halka seslendiği video mesajında diğer konuların yanı sıra 27 Eylül'de başlayan ve 18 gün süren Dağlık Karabağ çatışmalarına değindi. Çatışmalar sırasında Karabağ güçlerinin biraz geri çekildiklerini ancak Karabağ Savunma Ordusu'nun durumu kontrol ettiğini söyleyen Paşinyan şöyle konuştu. 18 gün süren çatışmalar sırasında kahraman birliklerimiz kuzey ve güney yönlerinde biraz geri çekildi. Cephe arkasında sabotaj gruplarını kullanarak panik yaratmaya çalışan düşman taktik değiştirdi. Savunma ordusu durumu kontrol altına alarak düşmana insan gücü ve teçhizat olarak ağır kayıplar yaşatıyor. Tüm bunları toplum karşısında dürüst olmak istediği için söylediğine dikkat çeken Paşinyan, Azerbaycansa aksine ölen binlerce kişiyi ve 1 milyar doların üzerindeki askeri teçhizat kayıplarını saklıyor ifadelerini kullandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül'de bir kez daha alevlenmişti. İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova'ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla 10 Ekim 00:00 itibariyle son buldu. Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Karşılıklı suçlamalar hala devam ediyor. Erivan'la Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerinin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle 10 yıllardır anlaşmazlık içinde.